Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Louis'le birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkamdaki ev GTA 4'te Playboy X'in eviydi arkadaşlar ve sonrasında Nikon'un olmuştu. Görev alacağımız noktada bunun tam karşısında hemen bir haritadan göstereyim sizlere. Bir ev resmi var. Annemin evi yazıyor zaten üzerine geldiğimizde. Louis'in annesinin evi yani. Daha önceden de buraya gelip buradan görev almıştık. Fakat cephe olarak diğer taraftaydı arkadaşlar. Yani evin girişi ön tarafta ama bu sefer nokta burayı gösteriyor. Annesinin evinin yan tarafını gösteriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Louis'in iki tane arkadaşı var. Henry Q ve Armando. Genelde bunlarla görev yapacağız. Annesinin evine geldiğimizde, bu noktaya geldiğimizde. Evet, şimdi arkadaşları da burada onların yanına gelmiş oldu. Yo, what the fuck is wrong with you, man? What you mean, homie? You can't be sitting here, man, watching them. Any fool policeman on his second day on the job will know you're the guy with the shit, man. You'll wind up back inside, you moron. It's nice to see you, Mr. Big Shot. Real nice to see you. Captain Downtown. Come up here to talk down to his old friends? Yeah, I just care about you guys, okay? I don't have a choice, man. My right-hand man got a single-digit IQ. Hey, H, come over here, man. Of course, I could do what you did. Run the fuck away, go fuck a man or some shit. Yo, I ain't fucking no man, bro, okay? I'm working the best clubs in the city. I ain't go nowhere. I'm 10 minutes away on the train. 10 fucking minutes. What's up, H? It's like, it's another country down there. 10 fucking minutes. I give you 10 fucking minutes. You ran away. Yo, whatever, man. Whatever. Whatever. You want a job, bro? I'll get you a job, man. You know that. Yeah, for sure, man. I want a job sucking some aging playboy's cock. I want that job real bad. Sign me the fuck up. You're such a dick, bro. You would know. Enrique, would you get the moron to shut up, please? I'm sorry, man. I just miss you. Maybe I expressed myself coarsely, but we was like family. Oh, yeah, loco, we are family, man. But family doesn't mean we have to live up here slinging dope to a bunch of suburban punks from Aldine. Man, don't complain about how life could be. We on the doorstep, man. Liberty fucking City. We could run the fucking world, man. Oh, and you running the world? Or you running errands for some ass muncher? Yo, Tony's all right, man. He's like the daddy I never had. Oh, fucking sugar daddy. Aye, whatever, man. My mate. Luis. Boys. Hey, mami, ¿cómo está? Hey, Mrs. How Zero. Are you, boys? Hey, hi, Luis. Oh, you look tired. Hey, mommy, I've been working, you know. I do know, that's the problem. When you're going back to school. Ay, mami, por favor. I hear you're going back to school, Armando. Doing an MBA, Mrs. L. Hey, let's go. Mami, I gotta go, okay? But here, take this, grab it. Luis, take your life more seriously, baby, please. Don't be like your father. Look at your brother, look at your sister. They're doing so well. Mami, I know, but what do you expect? I gotta hang out with morons like these two, okay? Bye. Let's go. Morons like us, eh, my brother? You know how mommy is. Well, like a woman that's been abandoned by her children? Okay. Look. I know you think we small, I know you think we ain't shit, but that's why I hit you up, man. Why? Because we got something real coming down. Yeah, the last time we had something real coming down, I did 2 years. Look, I'm not gonna insult your intelligence by telling you shit is gonna be different now. But it is. It is. Come on, trust me. Let's go. Evet, şimdi bu arkadaşlarla birlikte arabaya biniyoruz ve gidiyoruz. Altta da yazıyor zaten, arabaya bin demiş. Şimdi de rıhtıma git yazıyor. Henry Q ve Armando, Louis'in çocukluk arkadaşı. Aynı mahallede birlikte büyümüşler. Çok iyi, çok sıkı dostlar, öyle söyleyeyim. Hatta oyunun ilk görevinde kulübe gelmişlerdi, Tony'nin gece kulübüne. Kıyafetleri uygun olmadığı için içeri alınmamıştı. Hatırlarsanız onları evine götürmüştük, evine bırakmıştık. Orada da Louis'in çok değiştiğini, işte artık burada çalışmaya başlayınca, Tony ile birlikte çalışmaya başlayınca onları unuttuğunu filan söylemişler, ima etmişlerdi. Açıkçası birazcık bozuk atıyorlar Louis'e. Şimdi bu arkadaşlar da annesinin evinin yanında uyuşturucu madde satmaya çalışıyorlar. Kaçak göçek, gizli gizli.
Louis de yanlarına giderek, yani bu yaptığınızı yeni işe başlamış polis bile anlar dedi. Yani gizli gizli güya bir şeyler yaptığını sanıyorsunuz ama çok belli oluyor demeye getirdi. Onlar da işte adamım sen gittin, bu mahallede değilsin artık, bizi bıraktın. İşte paraya ihtiyacımız var, ne yapalım falan filan gibi şeyler söylüyorlar. Louis de bu yaptıklarının çok yanlış olduğunu, çünkü uyuşturucu madde çok zararlı insan sağlığına biliyorsunuz ki, onları iyiye telkin etmeye çalışıyor. Yani bu yaptığınız iyi değil, yapmayın gibi şeyler söylüyor açıkçası. Adamlar da işte birazcık kolay para peşindeler sanıyorum ki. Hani senin güzel bir işin var, Tony ile çalışıyorsun, bizi bıraktın gittin, biz ne yapalım gibi. Şimdi dediler ki Louis'e, küçük bir işimiz var, bize yardımcı olur musun? O da dedi ki, ben böyle işlere girmek istemiyorum. Gerçekten küçük bir iş, hani başına bela açmayacağız. Sadece işte yanımıza duracaksın, birisiyle bir görüşme yapacağız, bir el sıkışacağız, o kadar. Yani hiçbir şey yok. Böyle deyince Louis de tabii ki çocukluk arkadaşlarını kıramadı. Şimdi arabaya bindik, gidiyoruz arkadaşlar. Olayın özü bu. Nereye gidiyoruz? Altta da yazdı, rıhtıma gidiyoruz. Henkyu ve Armando bir adamla görüşecekler. Biz de onlara eşlik ediyoruz. Fuck you, bro. Strap up, bros. An auto shotty and some grenades for peace of mind. Yeah, I'd like to see how you guys strap up when you think the exchange ain't gonna be civil. Papi, what's up, man? Hey, dímelo, mi hermano. What's good? Chilling, bro. Aye. Papi, what's up? What up, baby? Yo, but who's this clown right here? Yo, be easy, bro. Whoa. This is Luis Lopez. He's our boy. Yo, you gotta say my name, bro. Luis, you don't gotta worry about shit. Papi's a businessman, legit. He's our connection, bro. Tourist package in town. You know, I got that raw, baby. You already know. To a fruitful relationship. Evet arkadaşlar, görüşme sırasında polis baskınına uğradılar. İki taraf da birbirinden şüpheleniyor. Adam diyor ki, takip edildiniz değil mi diyor. Louis dedi ki, hani belki sen takip edildin, nereden bilelim. Neyse, adam kaçtı gitti. Şu an biz de bir çatışmanın ortasına düştük açıkçası. Polis baskınına uğrayınca etrafımızı sardılar. Yapmamız gereken bütün polislerin hepsini haklayıp sonrasında ise buradan kaçmak. Çok acele etmeyin. Gerçekten sayıca çok fazlalar. Kendinizi göstermeyin çok fazla. Uzaktan ne kadar haklayabildiniz o kadar iyi. Diğer arkadaşlar da yardım ediyor zaten, gördüğünüz gibi. Ama yine de işin çoğu bizde olmalı. Onlara fazla iş bırakmazsak iyi olur. Ya önüme niye geçiyorsun ya? Evet, buradan kaçmamız için buradaki duvarın olmaması gerekiyor arkadaşlar. Duvarı aşmamız lazım. Bunun için de Henry Q bir tane bomba yerleştirdi. Birazdan patlayacak ama sağdan bir kamyon geldi. Gördüğünüz gibi polis arabası geldi. Yukarıdan da bir helikopter indi çatıya, binanın üstüne. Bomba patlayana kadar bunları haklarsak iyi olur. Bombada patlamak üzere.
Evet, patladı. Burada açılan delikten dışarı çıkacağız. Ama dediğim gibi çatıda polis var. Bunları haklamak gerekiyor. Arabayla kamyon geldi. Oradakileri de haklıyoruz. Bakın burada da var. Evet, bir tane kaldı. O da bu. Şimdi arabaya biniyoruz ve gidiyoruz. Evet, küçük bir ara sahne. Polis helikopteri geldi, bizi tarıyor. Bu helikopteri indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da nasıl yapıyoruz? Tabii ki roket atarla. Nişan alıyoruz ve helikopteri aşağı indiriyoruz. Evet, şimdi arabaya binip gidebiliriz. Altta da yazıyor zaten, arkadaşlarını eve geri götür. Adamların küçük bir anlaşma dediği gerçekten büyük bir kaosa döndü. Polis baskınına uğradık. Herif kaçtı zaten. Biz de çatışmanın ortasında kaldık. Neyse ki bütün hepsini haklayıp kaçmayı başardık. Arkamızdan takip eden yok. Rahat rahat gidebiliriz. Yani sorun yok arkadaşlar. I think we hit a nerve. Someone misses their cellmate. Fuck you, both of you. Yeah, I don't see why you guys are giving me shit. You was the ones who asked me to come along on this thing. We asked you along to look pretty. We didn't know shit was gonna fuck up. Yeah, well, shit did fuck up. And I nearly got killed. So I think I earned the right to be hurt for a second. Oh, Luis got his panties in a twist. Speak your piece, bro. Look, as you say, I ain't an expert in this shit. But I do run a business. Well, you run Tony shit, do you? Where's the money then? You're gonna listen to me or what? You're never gonna get anywhere if you guys are the ones selling on the corner. There's enough chumps out there to do that work for you. Just get involved in the high level shit, man, and never talk on the motherfucking phone. That's all well and good, bro. But selling ain't our issue. It's getting hold of product. What are you talking about, man? There's product all over the city. Just take it off, motherfuckers. Steal that shit? They ain't exactly gonna call up 5-0, are they? Could be right, bro. Other than this shipment we're being paid to oversee, there ain't nothing else coming in for us. We might just have to start ripping people off. You gonna help us? Mira, look, I don't know. I could do with the money. You boys is clowns. Luis back on board, bro. I knew it. In 200 yards, turn left. Henry Q ve Armando'nun işleri bu sefer olmadı. Fakat bu adamlar yeni işler peşinde koşmaya devam edecekler ve bunun için de Luis'den söz aldılar arkadaşlar. Yani tekrar bu arkadaşlarla yeni maceralara yelken açabiliriz. Evet arkadaşlar, bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.